Arkadaşlar merhaba. Kartlarımıza devam ediyoruz. Sıradaki burcumuz Akrep. Bakalım Akrep burcuna kartlarımız neler söyleyecek. Bu arada videolarımızda görmüşsünüzdür. Önce aşk, sonra sağlık, kariyer, para ve en son dilekle kapatıyoruz. Ben kartlarımı karıştırdım. Bakalım Akrep burcunun kartları nasıl çıkacak? Nasıl yorumlayacağız? Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili akreplerin kartlarını çekelim bakalım. Aşk kartları nasıl çıkacak? Evet. Sevgili akrepler. Daha önce yaşamış olduğunuz sıkıntılı, çalkantılı zamanlar geride kalıyor. Yani siz bunda biraz böyle bir o eski zamanda kalmışsınız. Yani sıkıntılı zamanlarınızda kalmışsınız. Bir durgun, böyle hani isteksiz, böyle şey bir zamanda bekliyorsunuz. Yani öyle kalmışsınız o eski zamanda, sıkıntılı zamanınızda, çalkantılı zamanınızda, ne bileyim aşk, evlilik hayatınızda veya partnerinizle ilgili olan bu sıkıntı böyle bir kalmışsınız. Yani böyle bir sıkıntı yumağı olmuş orada bırakmışsınız gibi geliyor ama hiç öyle düşünmeyin. Yani bununla birazcık sabırlı olun, sakinleşin, böyle güzel, pozitif olarak bazı olaylara pozitif yaklaşırsanız, bakın burada para ve kupa şövalyesi var, eğer bunları böyle birazcık daha iyi, olumlu, ılımlı yaklaşırsanız sorunlarınızı gayet güzel çözeceksiniz. Herhangi bir aşk hayatınızda, evlilik hayatınızda, partnerinizde herhangi bir sıkıntınız kalmayacak. Sabırlı olun. Bir de sır saklamayın. Yani partnerinizden, eşinizden bir sır saklamayın. İçinizde yaşamayın. Her şeyi içinizde yaşamaya çalışmayın. Biraz böyle paylaşın, anlatın. Bu arada yeni bir birleşmeler söz konusu olabilir. Yani şey olmayan, bir ilişkisi olmayan akreplerle ilgili yeni bir başlangıç. Bakın hem de hızlı bir başlangıç. Atımız var, kupa şövalyesi var. Hızlı bir başlangıç sanki görünüyor. Yeni bir tanışma, yeni bir arkadaşlık, yeni bir aşk hayatı başlıyor. Kupa şövalyesi ve hızlı bir şekilde başlıyor. Atımız da var. Dediğim gibi güzel gelişmeleriniz var. Kartlarımızda böyle görünüyor. Evet, bakalım sağlıkla ilgili karşımıza ne çıkacak sevgili akrepler. Evet sevgili akrepler, size ailen, yani sizde, çevrenizde, ailenizde bir erkek kişide bir hafif bir sıkıntı olmuş sanki. Yani bununla ilgili ufak tefek küçük sıkıntılar olmuş gibi görünüyor. Yani çok büyük hani şey değil ama herhangi bir sıkıntı kalmamış, yani şifalanmış. Rahatsızlık dönemini atlatmış gibi görünüyor. Çünkü para kartımız var ve kılıç kralı ve para kralı. Yani kart sonrasındaki kartlar gayet güzel görünüyor. Bununla ilgili şifalanmış, rahatlamış görünüyor. Ve sizin de bu hani dediğim gibi bir bazı içinizde yaşadığınız çok sıkıntılı, stresli de böyle inişli çıkışlı şeyler sizin birazcık da ruhsal durumunuzu da yormuş gibi gözüküyor. Siz de bununla ilgili yakınınızdaki bir kişiden destek alacaksınız. O size biraz böyle yardımcı olacak, telkin edecek. Bununla ilgili sıkıntılarınızı anlatarak siz ondan bazı öğütler alacaksınız. Bu sizin ruhsal durumunuzu düzelttikten sonra zaten fiziksel olarak da daha bir enerjik, daha bir rahatlama, daha bir pozitif olarak karşınıza ve size geri dönecektir. Kartlarımız bu şekilde. Bakalım kariyerle ilgili karşımıza ne çıkacak? Bakalım
akrep. Kariyer kartlarımızdan bu kartımız da geldi. Böyle çekelim. Çok güzel. Sevgili akrepler. Kariyerinizde böyle bir içinize dönmüşsünüz. Hani bir şeylere karar verme aşamasındasınız. Karşınıza aslında güzel fırsatlar çıkacak. Çünkü şöyle ermiş kartımız çıkmış ve imparatoriçe kartımız çıkmış. İmparatoriçe bolluktur, berekettir, çoğalmadır, artmadır. Yani sizin işlerinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, yani bu bir üst yönetimle ilgili konuştuğunuzda size bir yüksek bir artış, yani hem zam anlamında hem takdir anlamında, size verilen takdir anlamında da bir güzel bir geri dönüş görünüyor. Bu size aslında siz bunu geçmişten bekliyorsunuz, yani daha öncesinden de bunu bekliyorsunuz. Bununla ilgili sabırla beklemişsiniz ve biraz daha mücadele gerekiyor. Birazcık daha sabırlı olun. Ama bunun sonucunda istediğiniz, kariyerinizle ilgili istediğiniz, hatta bir yurt dışı bir bağlantınız bile olabilir. Yani ne bileyim, bir yurt dışı ile ilgili bir işlerinizle ilgili bir yurt dışına gidişte bir durum söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi acele etmeyin. Sabırlı olun. Bununla ilgili size dönüş gelecektir. Düşündüğünüz, kafanızdaki bu kariyerinizle ilgili oluşturmuş olduğunuz oluşumu, geri dönüşünü alacaksınız. Kartlarınız bu şekilde gösteriyor. Bakalım parayla ilgili neler gelecek karşımıza. Var. Evet. Kaderinizi belirleyecek bir durum ortaya çıkacak. Yani bu, bakın, hem kader çarkınız var, hem değnek altılıda bir hediyeniz var. Yani bir ödülünüz var. Sizin bu yapmış olduğunuz birikimleriniz de olabilir. Bir birikimleriniz, parayla ilgili olan durumlarınız, sizin gayet güzel tasarruflarınız, sizin geri dönüşünüzde bu yapmış olduğunuz paraları çok güzel kullanacaksınız. Yani bir ev veya işte araba veya bir yatırım. Bu sizin için tam uygun bir zaman, yani yapmanız için tam uygun bir zaman. Biriktirdiğiniz parayı bununla ilgili kullanabilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir kişilerden böyle çok çok fazla dallanıp budaklandırmayın. Yani onun fikrini alın, bunun fikrini alın. Ama kendi isteğinizle hareket ederek bunun sonucuna gayet güzel, böyle o kadar güzel bir sunmuş ki eliyle size. Kendinizin hazırladığınız, biriktirdiğiniz paralarınızla ilgili, yatırımlarınızla ilgili çok güzel istediğiniz şeyi alabileceksiniz. Bakın, ödül gibi böyle eliyle size sunuyor. Paranızı çok iyi değerlendireceksiniz. Ama dikkatli olun. Tasarrufunuzu iyi yerlere harcayın. İyi yatırımlar yapın. Evet, bakalım. Dileğimizle ilgili karşımıza ne çıkacak? Üç kart çekiyorum. Krallar çıktı. Evet, dileğinizle ilgili, bakın, değnek kralı, kılıç kralı, bunlar çok güçlü kartlar. Yani sizin artık bu düşündüğünüz aşk, iş, para, kariyer, artık nasıl bir dileğiniz, bunlar içerisinde, bu grup içerisinde hangisiyle ilgili isteğiniz varsa artık son kısma gelmişsiniz. Artık hani kral, en büyük, en son basamağına gelmişsiniz. Yani beklemişsiniz, artık sonunda bunun sonucu gelmiş. Ve bununla ilgili artık şey yapmayın, yani kafanızda acaba soruları kalmasın. Bakın, zaten bunlarla ilgili bütün kartların en güçlüleri gelmiş. Artık istediğiniz, dileğiniz kabul oluyor, görünüyor. Ve
mutlu oluyorsunuz. Bakın bir sürü şey var karşılığında size görünen. Sevineceksiniz, şükür edeceksiniz diyeyim. Dileğinizin de gerçekleşeceği ile ilgili kartlarımız çıktı. Evet arkadaşlar, kartları bu şekilde yorumlamaya çalıştım. Sevgili akrepler, benim de dileğim, gönlünüzdeki, kalbinizdeki dileğin gerçekleşmesi. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.